konu aslında ben de ufak tefek biri sayılı ama gerçekten şöyle bir bakıca koyduğumuzda et yerletini açma makinemizin kesici bölgesinin ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün aslında. Ben hemen üreticisinin yanına Özge Bey'inle neden istiyorum. Özge Bey hoş geldiniz yerimize. Merhabalar, hoş bulduk. Çok görkemli bir açılış gerçekleşti ve sonunda Lale ve artık izleyenlerin önüne, merakların önüne çıktı. Ne düşünüyorsunuz o kadar yıldan sonra bu başarı elde ettikten sonra? Biliyorsunuz Lale ismi ilk kadın valimizin ismi. Biz tümer açma makinelerimize amaç isimler veriyoruz. Dünyada da böyle. İlk makinamızı ürettiğimizde onun adını Anadolu koymuştuk. Tam kalkışmanın olduğu döneme denk gelmişti. Bu makinamızın adı da Lale. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet bakanlarımız bizi onurlandırdılar. Mustafa Varank Bakanımız ve Sayın Bekir Pakdemirli. İnanılmaz mutluyuz çünkü yapmış olduğumuz bu çalışmanın yerli ve milli üretimimizin gerçek anlamda bir bu törenle karşılık bulduğuna inanıyoruz. Işığı da görmek tabii ki bizim için inanılmaz mutluluk verici bir olaydı. Bir yandan da isterseniz yürüyelim çünkü şu anda bizim o görmüş olduğumuz bir projeyi bitirdi ve geldi. Evet. Hangi projeyi bitirdi? Bu proje bizim fabrikamızda aynı zamanda ikinci el makinelerin revizyonu da söz konusu. Bu zeytin projesini bitiren 4 metre çapında bir makinaydı. Hemen devamında diğer makineye gidersek devlet su işlerinin Maraş'ta yapmış olduğu sulama tünelinde çalışan bir makinenin parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 ton, 700 ton ağırlığında 7 metre çapında bir makina. Yaklaşık Türkiye'ye geldiğindeki bedelinin %20'si gibi bir rakama yeniden hazır hale getirerek ülkemizin de yurt dışına tarafını gitmesini üretim yaparken hem de aynı zamanda ülkemizde kullanılmış olan diğer makineleri de yenileyerek onları da ülkemize geri kazandırmış oluyoruz. Miktar olarak söyleyecek olursak ne kadarlık bir kardan, faydadan, kazançtan bahsediyoruz? Örneğin 2016-2017 yıllarına gidersek sırasıyla 230 ve 250 milyon dolar ithalat yapılmış bu makinelerle ilgili olarak. Hem metro projelerinde, hızlı tren tüneli projelerinde, sulama tüneli projelerinde ve benzer birçok projede tünel açma makineleri kullanılıyor. Bu anlamda biz yapmış olduğumuz 20 milyon euroluk yatırımla bu açığı kapatmak için iddialıyız. Tamamen yerli Türk mühendislerinin gücüyle hem tasarımını yapabiliyoruz hem yazılımını gerçekleştirebiliyoruz. Zaten Ar-Ge merkeziyiz. TÜBİTAK'tan aldığımız destekle aynı Lale'yi yaptığımız gibi yine bu anlamda ciddi şekilde ekibimize de güveniyoruz. 12 bin parçadan oluşan bu makineyi rahatlıkla ülkemizde üretmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah yurt dışında da bir makine verdik. Tunus'ta bir projede tünel açma makinesi çalışıyor. Çalıştı da başarılı oldu. İnşallah yurt dışında da başarılı olmaya devam edeceğiz. Şimdi tamamen aklınızı kapatmadan rica edeceğim. Tekrar makinenin orta kısmına doğru ilerleyelim. Çünkü bugün nasıl çalıştığınızı anlatmanızı istiyorum ben. Şöyle bakacak olduğumuzda bizim için anlaşılmayan bir sürü parça görüyoruz. Evet. Peki bulunduğumuz alan niye şimdi? Aslında ben de ufak tefek biri sayılı ama gerçekten şöyle bir bakıca koyduğumuzda et yerletini açma makinemizin kesici bölgesinin ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün aslında. Ben hemen üreticisinin yanına Özge Bey'inle neden istiyorum. Özge Bey hoş geldiniz yerimize. Merhabalar, hoş bulduk. Çok görkemli bir açılış gerçekleşti ve sonunda Lale ve artık izleyenlerin önüne, merakların önüne çıktı. Ne düşünüyorsunuz o kadar yıldan sonra bu başarıyı elde ettikten sonra? Biliyorsunuz Lale ismi ilk kadın valimizin ismi. Biz tümer açma makinelerimize amaç isimler veriyoruz. Dünyada da böyle. İlk makinamızı ürettiğimizde onun adını Anadolu koymuştuk. Tam kalkışmanın olduğu döneme denk gelmişti. Bu makinamızın adı da Lale.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet bakanlarımız bizi onurlandırdılar. Mustafa Varank Bakanımız ve Sayın Bekir Pakdemirli. İnanılmaz mutluyuz çünkü yapmış olduğumuz bu çalışmanın yerli ve milli üretimimizin gerçek anlamda bir bu törenle karşılık bulduğuna inanıyoruz. Işığı da görmek tabii ki bizim için inanılmaz, inanılmaz mutluluk verici bir olaydı. Bir yandan da isterseniz yürüyelim çünkü şu anda bizim o görmüş olduğumuz bir projeyi bitirdi ve geldi. Hangi projeyi bitirdi? Bu proje bizim fabrikamızda aynı zamanda ikinci el makinelerin revizyonu da söz konusu. Bu zeytin projesini bitiren 4 metre çapında bir makinaydı. Hemen devamında diğer makineye gelirsek, devlet su işlerinin Maraş'ta yapmış olduğu sulama tünelinde çalışan bir makinenin parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 ton, 700 ton ağırlığında, 7 metre çapında bir makina. Yaklaşık Türkiye'ye geldiğindeki bedelinin %20'si gibi bir rakama yeniden hazır hale getirerek ülkenizin de yurt dışına parasını parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 ton, 700 ton ağırlığında devlet su işlerinin Maraş'ta yapmış olduğu sulama tünelinde çalışan bir makinenin parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Tünelinde çalışan bir makinenin parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 tonu görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor?